Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 7-13 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, evet bu hafta yılın önemli bir haftası çünkü tutulmalar başlıyor. Evet Ağustos tutulmaları kuşkusuz sizin için de önemli bir döngüyü işaret ediyor. Ay düğümlerinin de kova aslan aksına geçmiş olması e, tutulmalarla beraber ee, önümüzdeki aslında o bir buçuk yıllık döngüde sizin yaşamanızda da bazı önemli kadersel dönüşümleri, değişimleri tetikleyebilir. Bir sabit burçsunuz. Dolayısıyla kovada ve aslanda olan her türlü önemli gökyüzü olayı size çok fazla etki edecektir. Evet, pazartesi gün akşam saatlerinde 21.10'da 15 derece kova burcunda ay tutulması meydana geliyor. Bu tutulma etkileri uzun vadeli. Dolunay'la beraber olacak ama etkileri biraz daha uzun vadeli, en azından bir buçuk aylık dönem. Eylül sonuna kadar e, bu etkileri hissedebilirsiniz. Dördüncü ev alanınızda oluyor. Ailevi konular, ebeveynler, anneniz, babanız, onların sağlıkları, genel yaşam düzenleriyle ilgili konular, sahip olduğunuz emlak, eviniz, yuvanız, aileye ait emlaklar, toprak gibi konular, e, genel anlamda güvenliğiniz, ruhunuz, e, duygusal huzurunuz, mutluluğunuz, yani dördüncü ev alanları biraz daha özel yaşamınızı, ailevi konuları işaret ediyor. Bu alanlardaki bir tutulma doğum haritanızın aldığı etkilere göre değişebilir. Ebeveynlerle ilgili bazı hassasiyetler olabilir. Çünkü ay tutulmaları biraz daha bizi duygusal olarak etkileyebilecek konuları işaret eder. Aynı zamanda yaşadığınız mekanlarda evde değişimler olabilir. Taşınma gibi yer değişiklikleri gibi konular, emlak satışları, alımları gibi konular örneğin ev içerisinde yapılacak dönüşümler, değişimler. Jüpiter'den destek alan bir tutulma aslında birçok anlamda da sorunların çözülmesi, örneğin hasta olan bir ebeveynin iyileşmesi veya tedavi olması, taşınmak istediğiniz bir emlak varsa yer bir arzunuz varsa bunu gerçekleştirmeniz ya da bir e, emlak satışından gelir elde etmeniz gibi konular aslında e, bu tutulma döngüsünde gündemde olacak diyebiliriz. Evet, e, ayın 9'undan itibaren de ay balık burcuna geçiyor. Özellikle çarşamba ve perşembe biraz daha eğlenceli konular gündemde. Yani sanatsal etkinliklere katılabilirsiniz. Müzik dinlemek, sinemaya gitmek, konsere gitmek, seyahat etmek, e, çocuklarınız ya da sevdiğiniz kişiyle etkinlikler bugünlerde sizi keyiflendirebilir. Cuma ve cumartesi ise biraz daha günlük sorumluluklara öne çıkıyor. E, bazılarınızda yakın çevrede aile, akrabalarla ilgili konularla uğraşabilir bugünlerde. Sağlığa biraz dikkat edin çünkü ay koç geçişinde hani migren gibi böyle kronik baş ağrıları artabilir. Sıcaklarda çok fazla Durmayın, işte kendinizi çok fazla yormamaya çalışın sevgili akrepler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.